Yunanistan'ın 5. en büyük, Türkiye'ye çok yakın ve en çok ziyaret edilen adalarından Sakız'dayım. Sakız'da yerleşik nüfus diğer Yunan adalarına göre daha fazla. Üstelik Ege Üniversitesi'nin bir kampüsü de burada, Yunan Ege Üniversitesi'nin. O yüzden genç nüfus da oldukça fazla. Okuduğunuz bloglarda ve bloglarda Sakız'ın sakin bir ada olduğunu görebilirsiniz. Ancak bunun tam tersine sosyal hayat dolu, beach club'larla, gece kulüpleriyle dolu bir videoya başlayalım. Yunanistan'da herhangi bir yere gelip de hala Greek Propaganda tadına bakmadıysanız ilk yapmanız gereken şey o. Çok özlemişim. İnsanın olmazsa olmazlarından Greek Frappe'yi Türkiye'ye dönerken de almazsam olmaz. Nescafe'nin şu şekilde Frappe için özel kutularda alıp götürebilirsiniz. Aslında klasik Nescafe'nin biraz daha farklısı ama çok lezzetli. Bir yaz yağmuru başladı. Bu sahilde kordon boyundaki Aella'da Giros, yani döner yiyebileceğiniz yerlerden biri. Birazdan ona tavuk döner yiyeceğim. Giros, tavuk döner parçaları biraz daha büyük bizimkinden ama çok lezzetli. Özellikle öğle yemeği ve ara öğün için kullanabilirsiniz. Bir şehirde gitmeyi en sevdiğim yerlerden biri de o şehrin üniversiteleri. Şimdi de Yunanistan'ın Ege Üniversitesi'nin Sakız kampüsündeyim. Biraz küçükmüş, bizim şey gibi, İstanbul'daki tek binadan oluşan üniversiteler gibi ama yine de tarihi bir yapısı var. Sakız'ın meşhur dondurmacısı. Ben de Sakız'da bir dondurma aldım. Böyle bir topu kapta 2.20 euro. Şimdi tadına bakacağım birazdan. Dondurma o kadar lezzetli ki ben bu işi ana vatanı Roma dahil birçok yerde gittiğimde dondurma deniyorum. Ama bu çok çok güzel. Sakızlısı özellikle hakkını veriyorlar. Denizin 3 paralel arkasında hemen bir alışveriş caddeleri var. Trafiğe de kapalı burası. Ancak meşhur Akdeniz insanının siesta zamanı ve cumartesi pazar çalışmama durumu burada da karşımıza çıkıyor. Sakız Adası'nda herhangi bir toplu ulaşım yok otobüs gibi. Eğer araçla kiralamak istemiyorsanız taksileri kullanabilirsiniz bordo renkli. Birazdan size fiyat tarifesini de paylaşacağım. Sakız'ı çevreleyen bu port boyunca kafeler, barlar yan yana. Zaten bu yürüyüş yolu devam ettiğiniz zaman hepsinin yanından geçmiş oluyorsunuz. Sahildeki tavernalardan birine geldim. Bir tane küçük Greek salat, bir küçük karides, bir küçük kalamar, bir de küçük buzo söyledim kendime 200 mililitrelik. Birazdan gelenleri masada paylaşacağım, hesabı da göstereceğim size. Thank you.
en sonunda bir de sakızlı köriyle dondurma ikram ettiler. Toplam 24 euro bir hesap geldi. Bence güzel. Küçük küçük porsiyonları da vardı. Gayet de eğlendim. 2 saatimi de çok keyifli bir şekilde geçirdim burada. Yemekte Uzo'ların tadına doyduk. Şimdi gece öncesi bir kahve içelim, biraz kafamızı yerine getirelim. Uzumuzu içtik, üstüne kahvemizi aldık, dinlendik, kendimize geldik. Şimdi geceye bıraktık kendimizi. Birkaç tane pre-drink mekanı var, Kubrick ve Oz. Onlardan birine bakacağız. Bir pre-drinkimizi yapacağız. Ondan sonra daha hareketli yerlere doğru geçmeye devam edeceğiz. Şimdi Kubrick Bar'a geldik. Burası bir kokteyl bar. Sakızlı bir mojito alalım. Tadına bakalım. Bakalım nasıl. Kubrick'te sakızlı mojitomuza içtik. Şimdi sahile doğru iniyoruz. Gordon'daki barlara bakacağız. Orada biraz daha hareketli, biraz daha danslı, müzikli. Bu arada Oz Cocktail Bar'da sakızın en meşhur yerlerinden biri ama şu an tadilattaymış. O yüzden gidemedim. Ama siz geldiğinizde açık olursa mutlaka uğramanız gereken yerlerden biri aklınızda olsun. Kordon'daki Plan B'ye bakalım biraz. Öne oldukça hareketli gözüküyor. Bakalım içerisi nasıl. Yine sahil kordon boyundaki mekanlardan biri de Metropolis. Şimdi oraya gidelim. Çok hareketli gözüküyor içerisi. Bakalım içeri. Polis'te üniversite partisi vardı. Yaş ortalaması biraz düşüktü. Sonuçta bir üniversite adası burası. Ege Üniversitesi'nin kampüsü var. Böyle partiler gayet de normal. Şimdi başka bir yere daha bakalım. Sakız geceleri devam ediyor. Escobar'dan çıktım. Orada üniversite partisi vardı. Yani söylemek istediğim şu. Sakız'da gece hayatı yok. Yaşlı adası demeleri doğru değil. Ona yakın Akdeniz adası gezdim. Malta, Sicilya, Rodos, aklınıza gelebilecek her adayı gezdim, dolaştım. Her Akdeniz adasında mutlaka gece hayatı vardır. Şu an adadaki müzik sesinden kendi sesimi duymuyorum.
size sakız gece hayatını göstermeye çalıştım. Artık saat sabaha yaklaşmak üzere. Ben de Teletubbies'in uyku vakti geldiği için odama doğru gidiyorum. Yarın sakızın bitişleriyle devam edeceğiz. Görüşürüz. Günaydın. Gün erken başladık. Hızlıca bir kahvaltımızı yapalım. Frappemizi içelim. Kendimize gelelim. Ondan sonra Glerivich'e doğru yola devam edeceğiz. Atina videomu izleyenler hatırlarlar. Orada da sabah kahvaltımı Bennett Food Hall'de yapmıştım. Güzel bir bakery. Çok fazla çeşit hamur işi ve sandviçler oluyor. Şimdi burada kahvaltımızı yapalım hızlıca. Sonra güne devam ediyoruz. Baklava ki. Biraz simitikos, bir kruvasan, ıspanaklı börek, portakal suyu, hepsi toplama 6 euro tuttu. Hemen hemen Yunanistan'ın her yerinde siparişinizden önce size bir su ikram eder, yanında da küçük ikramlıklar getirirler. Şimdi dondurmalı Greek frappemi söyledim. Güzel manzaraya karşı içiyorum. Glerivich'e geldim. Merkezden taksiyle 13 euro tuttu. Şu patikadan aşağı doğru iniyorsunuz. Sonra kendinizi bu güzel turkuaz rengi denize bırakacaksınız. Bar kısmında var. Orada da vakit geçirebilirsiniz. Yunanların Alfa ve Mitos diye iki tane birisi var. Ben Alfa'yı tercih ediyorum. Siz kendi kararınızı verin. Glerivich'le ilgili biraz bilgi verelim. Şehirden 10 kilometre uzaklıkta kendine ait bir özel koyu var. Küçük bir plaj. O yüzden dolayı kalabalık sezonda, yüksek sezonda erken gelmeni söyleniyor buraya. Çünkü yer bulunmuyormuş. Hafta sonları belli günlerde burada DJ performansının yanında özel partiler de oluyor. Bir tane frappe, bir alfa bira, bir tane su ve işte şezlong hizmetine toplam 10 euro bir ücret verdim. Gayet makul fiyatlar burada. Bir seyahatin daha sonuna geldik. Sakız tatlı, küçük bir adaydı. Rodos'a göre biraz daha sakin ama Kos'a göre daha büyük. Buradaki yerleşik hayat fazla. Yani çok fazla bir dışarıdan Yunan dışına gelen bir turist görmedim burada. Yunan halkının kendisi buraya tatil yapmaya geliyor ve kendi buradaki yerleşik adalı halkı var. Yaptığım bütün harcamaların fiyatlarını ve girdiğim bütün mekanları aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Hepsini detaylı detaylı yazacağım sizler için. Sizler de videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olun, like atın ve yorum yapmayı unutmayın. Bütün sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Bir dahaki seyahatte görüşmek üzere.